İnşallah daha aydınlatıcı fikirler. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi tarafından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutku'nun konuşmacı olarak katıldığı Atatürk ve Çanakkale Savaşları konferansı düzenlendi. İnşallah daha aydınlatıcı fikirler. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen konferansa TESUD Bolu Şube Başkanı Şerafettin Ahmet Yamaner, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Bolu Eski Valisi Ali Serinda, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve çok sayıda dinleyici katıldı. 11 mayın aklına 4-3 mayın vardı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta açılış konuşmasını TESUD Bolu Şube Başkanı Şerafettin Ahmet Yamaner yaptı. Çanakkale'yi Atatürk'ü anlatarak yaşatacak bir subay lazım dediğimde arkadaşım var, Yamaner var. Kimdir dedim. Mustafa Kemal dedi. Nasıl Mustafa'yı? Mustafa Kemal paşamız var dedi. Ben Atatürk aklıma geldim önce. Kim bu dedi? Mustafa Kemal Tutkunu dedi. Soyadı da Tutkun. Bunun ismi de güzel dedim. Bunu ben internette bir arayayım dedim. Araştırdık. Gerçekten heyecanlı, canlı bir şekilde anlatacağını görünce kendisine telefonu açtık. Ve memnuniyetle kabul etti. Daha sonra konferansa konuşmacı olarak katılan emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Tutkun, Atatürk, Çanakkale Savaşı ve sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bir ay devam eden deniz muharebelerinin öncesinde, yani 18 Mart öncesinde Yeribolu Yarımadası'nı ve Çanakkale Boğazı'nı savunan 3 alay kadar bir kuvvet vardı. Her biri 3 biner mevcutlu, 3 alay kadar bir kuvvet bulunuyor idi. Ancak 18 Mart gününe geldiğimizde düşmanın bu bölgeyi zorlayacağı gündeme geldiğinde buraya 2 alay daha kuvvet geldi. 5 alaylık bir kuvvet oldu ve cephe güçlendirildi. Sık sık gündeme gelir. Çanakkale Deniz Muharebelerinde Atatürk var mıydı yok muydu gündeme gelir. Deniz Muharebeleri öncesinde Mustafa Kemal Yeribolu Yarımadası'nda bulunan şu kuvvetlerin tümünü Yeribolu Yarımadası, burası değil. Yeribolu Yarımadası'ndaki 3 alay kadar kuvvetin komutanlığını yapmıştı öncesinde. Ne zaman dedi? 25 Şubat tarihinden itibaren ta Mustafa Kemal'in 10 Aralık tarihine kadar geçecek 10 aylık süre içerisinde Çanakkale macerası bu şekilde başladı. Hep şu söyledi. Çanakkale'de Mustafa Kemal yoktu. Vardı. 25 Şubat'tan itibaren Mustafa Kemal'i Çanakkale'de görüyoruz. Daha 10 Aralık tarihine kadar olan süre içerisinde.